Değerli dostlarım, herkese merhabalar. Evet, yasal uyarıyı gördünüz. Şimdi asa tut yönde herhangi bir tavsiye yapmadan tamamen teknik analiz içerikli olup burada bilimsel diyorum bunu arkadaşlar. Genel kabul görmüş kurallar bütünlüğü, destekler, dirençler, formasyonlar eşliğinde anlatıyoruz. %100 sonuç doğuracağını iddia etmiyoruz. Ve burada duygusal konuşmuyoruz, yorumsal konuşmuyoruz. Ve kesinlikle duygularımızı yorumlarımıza kattığımız zaman bunların da baz alınmamasını sizlerden istiyoruz. Her zaman son karar sizin kendinize aittir diyerekten hisselerin teknik analizine geçiyoruz. Yapı Kredi Bankası ile başlıyoruz değerli dostlar. Evet, şöyle baktığımız zaman önemli bir destek hattı oluşuyor. Burası iyi takip edilmeli. Bu seviye kırılmaz ise yukarıya doğru bir atağımız gelebilir değerli dostlar. Ve şu şekilde bakınız, görüntü ortaya çıkmış oluyor. Bu BAP'ta takip edilebilir. Yani burada kısmen daha düşüş olsa dahi alt siyah çizgimiz kırılmadı. Müddetçe pozitif seyir devam edecektir değerli dostlar. Yani şöyle ortalama 2.02, biz bunu biraz daha aşağı alarak 1.97 hatta 96 bandına kadar taşıyabiliriz ki burası da hem yükselen destek çizgimiz hem de yatay, bakınız, destek noktası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1.96 seviyesi bu hissenin ana destek noktası olarak gözüküyor. Daha aşağıda eğer bu seviyeler kırılır ise bizi bekleyen nokta yine kapanış bazlı 1.76 seviyeleri olarak durmakta. Evet, teknik göstergelerimiz bunlar. Bazı arkadaşlarımızın yanlış anladığı noktalar var. Şimdi diyelim ki bu hisse yani 1.96'ya düşecek mi? Böyle bir iddiamız yok arkadaşlar. Yani bu 1.96'yı buraya koydum diye bu hisse 1.96'ya düşecek. Bunun altına sarkar sarkmaz 1.76'yı görecek. Hayır, biz bunu söylemiyoruz. Biz hissedeki önemli durak noktalarını sizlere anlatıyoruz. Bu durakları sadece iyi takip etmenizi istiyorum. Yani bu seviyeler kesinlikle test edilecektir. Bu seviyede duracaktır. Bu seviyenin altına düşmeyecektir. Vesaire yorumlamaları yapmıyoruz. Bu sizin takibinizde, sizin artık gündeminizde olacak olan konular. Düşer, çıkar, her şey olabilir ama bunun dünyanın hangi köşesinde teknik analiz yapan birisi varsa bu grafiği gösterin, size çizeceği önemli destek noktaları 1.96-1.76 seviyeleri olarak karşımıza çıkacaktır değerli dostlar. Evet, görüntümüz bu şekilde. İndikatörlere baktığımız zaman burada göreceli güç endeksinin dikkat çekici özelliği destek noktasının arkadaşlar, bakınız, şöyle ortalama aldığımız zaman çalışıp çalışmama noktası. Evet, şu kısmı, orta kısmı fake olarak alır ise kısmi sapmayı şu anda destek dönüşü gerçekleşmiş durumda. Ama bakın şöyle biraz daha aşağı çekersek burada siyah çizginin, bakınız, desteğin biraz daha çekildiğini ve bir düşüşün yine siyah noktaya kadar gelme olasılığını gösterir. Ha, kırılmadı bu destek, hiçbir sıkıntımız yok ki zaten biz burada olabilecek çekilme noktalarını, bakınız, siyah. Bu seviyeden genelde ne olur arkadaşlar? Tepki gelmesi beklenilir. Eğer bu tepki gelmezse 1.96 ve 1.76'lar destek noktası. Şimdi işin diğer boyutlarına gelelim arkadaşlar. Şu kısımda bakın şöyle bir destek hattımız direnç hattımız söz konusu. Kaça denk geliyor şöyle ortalama baktığımız zaman? Evet, 2.18 seviyeleri burada bir direnç olarak durmakta değerli dostlar. Evet, 2.18'ler yukarıya doğru kırılır ise buradaki daha önceki direnç bölgesinin aşılması anlamına geleceği için tekrar bizim 2.40 bandına doğru yönelmemize vesile olabilir. 2.18'lik direnç noktasının kırılması değerli dostlar. Evet, Yapı Kredi Bankası'ndaki önemli dirençlerimiz, desteklerimiz bunlar. Şimdi şöyle işin birazcık daha farklı boyutu,
zamana yayılmış geniş boyutu üzerinden bakalım arkadaşlar. Evet, haftalık grafiğimiz. Şimdi bu grafik üzerinden baktığımız zaman şöyle alıyoruz destek noktamızı. Evet. Burada ana desteğin bakınız ortalama 2 bantları olarak durduğunu görmekteyiz. Bu çizmiş olduğumuz destek hattı gün sonu kapanışı, hatta hafta sonu kapanışı diyelim daha doğrusu. Hafta sonu kapanışını baz alarak çizmiş olduğumuz destek çizgisidir. Bu seviyede kısmen daha geri çekilmeler olabilir. Bunu da normal karşılamak gerekli. Yani bu hissenin ortalama 2 TL'lik bir ana destek noktası var değerli dostlar. Test edilebilir ama kırılmadığı müddetçe korkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Teknik olarak destek çizgisi üzerinde durmaktayız değerli dostlar. Tabi şuradaki senaryoya baktığımız zaman bakınız dip daha yukarıda dipler der iken değerli dostlar tepeler daha yukarıda tepeler. Bakınız ortalama 4 bandında tepe ve diplerin oluştuğunu görüyoruz. Burada bu trend sonlanıyor. Bakınız tepe, dip, tepe, dip. Bakınız burada dipler ve tepelerin de daha aşağıda oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu bize dikkat etmemiz gerektiğini tabii ki de söylüyor. Onun için bu destek bölgelerini önemsiyoruz. Bu destek seviyelerinin iyi çalışması gerektiği değerli dostlar. Çalışmadığı takdirde sıkıntılar artabilir. Haftalık bazda bakınız ortalama 2 bandı bizim için önemli bir destek noktası değerli dostlar. Yapı Kredi Bankası'nda. Evet, haftalık desteğimiz 2 TL olarak gözükmekte. Umarım bu seviyelerin altına düşmez. Ama bu seviyelerin altını gördüğümüz zaman bu düşen trendin devam ettiğini bilmenizi isterim değerli dostlar. İş burada ana kalıptan bakın şu çizmiş olduğumuz ana kalıptan çıkmış olacak. Bakın şurada dar bölge yükselen kanal ve bu şekilde bakın düşen kanal olarak bakar isek burada geri çekilme hızlanabilir değerli dostlar. Onun için haftalık bazda takip edeceğiz. Önemli destek noktamızı 2 TL bandı bizim için çok çok önemli değerli dostlar. Evet. Yapı Kredi Bankası'na şimdi farklı açılardan bakalım. Haftalık bazda Bollinger bandı orta band altındayız. 2.18 orta bandımız. Süper trend halen negatif. Parabolik sar. Parabolik sar pozitif. Ichimoku bulutu ki bulut altındayız maalesef negatif. Hareketli ortalamalara baktığımız zaman yine burada hareketli ortalamaların altında bir seyrin söz konusu olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2.15'lik kapanış, haftalık kapanışımız ama EMA 5, 2.16'ya, EMA 9, 2.15'e, EMA 21'in 2.17, EMA 50'nin de 2.23'lere denk geldiğini görüyoruz. Bu ne demek değerli dostlar? Hareketli ortalamaların baskıladığı altında yer alan bir hisse konumunda. Evet, burada en azından EMA 50 2.23'lük seviyelerin üzerine atabilmeliyiz ki bu bizim için olumlu bir durum olarak karşımıza çıkmalı değerli dostlar. Evet. Tablomuz bu şekilde. Şimdi şöyle açılır ise bir de aylık bazda bakalım. Evet değerli dostlar. Aylık bazda baktığımız zaman bakınız tepeler ve yatay bir seyir. Bakınız yükselen hareketin şu kısımda sonlandığını görüyoruz. Tepelerin hep daha aşağıda olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız değerli dostlar.
Diplerimiz de yine aynı şekilde daha aşağıda seyrediyor. Burada işin seyrinin değişebilmesi için şu dip kısmının yukarıya doğru kayması gerekli. Ve yine aynı şekilde şu oluşan tepelerin üzerinde kapanışlar bizler için gerekli değerli dostlar. Bakınız tepeleri sırasıyla fiyatlayacak olur isek kapanış bazlı 3.36, 3.15, bakınız 2.96 şeklinde geldiğine şahit oluyoruz değerli dostlar. Bu da bizi bu seviyelerin kırılmasına itiyor değerli dostlar. Pozitif düşünebilmemiz için bu seviyelerin bir şekilde bakınız kırılması gerekli. Evet, maalesef burada görüntü 4 defa test edilmiş ve aşağı yönlü baskılanan bir hissemiz söz konusu. Evet, biraz ayrıntılı anlatıyoruz. Belki can sıkıcı olabiliyordur değerli dostlar ki eğer böyleyse affola. Ama aylık bazda da bakmanın faydalı olduğunu ki ay sonu kapanışı geldiği için önemli olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Evet. Yine destek hattını çizdiğimiz zaman bakınız buradan tekrar alt destek çizgisinin çalışması halinde bakınız 2.90'lara kadar bir yolculuk gelebilir. Burada bizim 2 TL'nin altına düşmememiz gerekiyor. Bakınız burada da net bir şekilde gözüküyor. 2 TL bizim için önemli referans. Bu seviyenin üzerinde de yukarıda 2.90 seviyelerini görmekteyiz değerli dostlar. Evet, Yapı Kredi'nde bankasındaki durum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur değerli dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.